Sevgili dostlar, herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir belediye binası 9 köy düzeniyle beraber sizlerleyiz. Düzenleri klan savaşlarında, gerekirse lig savaşlarında tepe tepe kullanabileceğiniz düzenler sizlerle arkadaşlar. Yani tek tık ile arkadaşlar uygulayabileceksiniz köylerinizi. Açıklama kısmından düzen 1, düzen 2, düzen 3 olarak linkler mevcut. Düzenleri sizlere anlatacağım. İlgilendiğiniz düzeni tek tuşla köyünüze uygulayabileceksiniz efendim. Şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olsun derken hemen köyleri anlatmaya geçmeden önce mutlaka videoya yeni gelen dostlar videoya like atmayı, bizleri yeni tanıyan dostlar da günlük olarak Clash of Clans içerikleri izlemek istiyorlarsa mutlaka kanala abone olmalarını tavsiye ederim efendim. Halihazırda CG Köse hesabımdayım. Belediye binası 9, full artı full 1 hesabım mevcut zaten biliyorsunuz dostlarım. Şu an sadece belediye binası 9'un yükseltmesi var. Hemen şurada taşı kaldırıyorum. Öncelikle şu çevreyi bir temizlemek istiyorum. Daha sonra hızlı şekilde ilerleme kaydetmek için. Hemen şurayı da alalım abi. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Toparladık abi. Şu tuzakları vesaire de kaldırdık derken her şeyimiz full. Tabii ki konumuz bunlar değil. Hemen düzen aşamasına geldim noktada. Savaş üstüme geliyorum. Çok güzel. 1-2-3 olarak linkleri de bırakacağım. Hadi bakalım ilk düzenden başlayalım. Nedir ne değildir bu düzenler beraber bir görelim. Halihazırda savaş üstünden her şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle duvarlara sadece baktığımız kısımda. Ana merkezli koruma sistemiyle beraber kare şeklinde arkadaşlar. Bu düzenle beraber önde gördüğünüz gibi ön aşamalarındaki tuzaklarla. Ön aşamasındaki savunmalarla belediye binasını koruyan bir sistemi var. Ön tarafta gördüğünüz gibi şu kolonlar bir kalkan niteliğinde ordunun sağa sola dağılmasını sağlayacak şekilde durmaktadır. Bunu köyünüzde ne aşamalarda önemlidir? Hemen şöyle her şeyi bir yerine getirdiğimde tekrar anlatmak istiyorum. Belediye binası bu noktadayken arkadaşlar bu anti 2 düzendir bu arada. Onun da altını çizmek istiyorum. Çünkü sonuç itibariyle belediye binası merkezden dışarıdaysa rakibin 3 yıldız almaması engellenir. Bu düzende de aynı keza rakip 3 almasın 2 pozisyonunda kalabilsin düzeniyle yapılmış bir mantıktır. Onu hatırlatmak istiyorum. Normal şartlarda şu düşünülebilir. İnşaatçı kulübelerini köşeye alalım vesaire gibisinde. Bu düzende gerek yok. Zaten hali hazırda inşaatçı bu köşede de olsa havan her halükarda vurması için biraz yakında olması lazım gibi bir mantıkla düşünebilirsiniz. Buradaki duvarı da biliyorsunuz açık nokta kalmaması için oraya koyulmuştur arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Okçu kraliçe gördüğünüz gibi klan kalesinin hemen üst kısmında yer almaktadır. Belediye binası sol taraftan saldırı yerse zaten üst kısım açıkta kalacağı için kraliçe üst kısmı koruması her zaman için daha mantıklıdır. Kraliçeye gelene kadar gördüğünüz gibi tuzaklar, gizli testler, yoğunluk aşamasıyla beraber X yayları, büyücü kulübeleri resmen kraliçeye artık bu noktada duvar olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Klan kalesi de aynı keza burada belediye binasına bir nebze de olsa destek verecek düzeyde. Zaten ikiye girecek adam direkt dallamasına şuradan girecek belediye binasını alacak. Şuralarda bir takılacak. Bak düşün ejderlerle geldi buradan attı ejderleri. Ejderler buraya geldi belediye binasını aldı. Hadi hava sormasını falan aldı ama burada yoğunluk olduğu için dağılacak arkadaşlar. Örnek veriyorum 2-3 tane ejder yukarıya, 2-3 tane ejder aşağıya. Ortadan 1-2 ejder geçecek. 1-2 ejderi de şurada hava patlatıcı üfürecek vesaire derken onlar da olur da ölecek. Ondan dolayı adam patlayacak. 2 yıldızı alabilir. Orada sıkıntı yok. Zaten her zaman düzenlerde şu mantığı söylemişimdir. Abicim düzeniniz ne kadar iyi olursa olsun. Rakibiniz işi biliyorsa fuller. Bizim amacımız rakibin işini elimizden geldiği kadar zorlaştırmak. Birinci düzen bahsettiğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Köyünüzü uygulayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hemen şuradan çıktığımda ikinci düzene geçelim. Evet dostlarım ikinci düzenle beraber sizlerleyim. Anti düzen olarak kullandığımız ikinci düzen karşınızda arkadaşlar. Hemen şöyle sadece bir duvarlarına bakmak istiyorum. Normal şartlarda şöyle gözünüze görünen sistemde abi troll düzen değil mi ya bir kafası yaratabiliyor. Ama bu düzenler genelde her zaman söylemişimdir anti 2 düzendir arkadaşlar. Rakibin 3 yıldız almasını engelleyeceksiniz. Hemen şöyle bir her şeyi getirdiğimde gördüğünüz gibi belediye binasını
sağ kısımda görüyorsunuz. Rakip her halükarda belediyeye doğru girer genelde. İşi bilmeyen adam belediyeden girer diyelim de daha düzgün olacak bence. Neden diyeceksiniz? Adam gelecek, ejderleri buradan attı. Bu ejderler bu taraflara gelene kadar emin ol. Bak şu kısma gelene kadar ejder kalmaz piyasada. Hava patlatıcı yukarı üflüyor. Bu aşağı üflüyor. Orta boş kısım gibi gözüküyor olabilir sana. Klan kalesi bu noktada devreye girdiğinde burada büyücü kuleleri, hava somar vesaire her halükarda adamı indirecektir abi. Tabii ki ben ejderden bahsediyorum ama kara saldırılar yapan arkadaşlar da olacaktır. Onların da işini tuzaklar elinden geldiği kadar zorlaştıracağından şüphemiz yok. Şunu da belirtmek istiyorum. Düzenlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Düzenin iyi kullanılması da sizin savunma noktasındaki hero'larınızın artık savunma birimlerinizin seviyesine bağlı olarak hareket etmektedir arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar savunma mekanizmanız full olmaya çalışsın. İkinci düzen bahsettiğim noktada antiki düzenlerden biridir. Gönül rahatlığıyla köyünüzü uygulayabilirsiniz. Zaten beğendiğiniz düzenleri mutlaka açıklama kısmına yazın ki sizden sonraki arkadaşlara da örnek veriyorum. Üçüncü düzen işime yaradı. Birinci düzeni beğendim. İkinci düzeni beğendim gibisinden yazabilirsiniz. Sizden sonraki arkadaşlara referans olsun. Daha mantıklı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Mutlaka bu düzeni de kullanmayı ihmal etmeyin. Gayet kullanışlı, işinize yarayacak düzenlerden biridir. Dilerseniz hemen üçüncü düzenle devam edelim. Evet dostlarım. Üçüncü düzene gelmiş bulunmaktayız hemen. Şöyle bir duvarlara bir bakalım öncelikle. Evet, anti düzenlerden biri daha. Bu düzenler tamamen arkadaşlar savaş odaklı düzenler diyebilirim. Savaş odaklı düzenlerde belediye zaten genelde çıkartılır. Ondan dolayı rakibi 3 yıldız alması engellenir diyelim. Bu 3 düzen de gerçekten savaş noktalarında kullanacağınız en iyi düzenler arasında diyebilirim. Gönül rahatlığıyla uygulayabileceksiniz. Hadi bakalım köyden biraz bahsedelim. Düzenler nedir, ne havadır, neler yapılabilir? Evet, belediye binası direkt göz önünde abi. Rakibe dedik, abi gel sen buraya bir tane ejder de atsan, herhangi bir hero'nu da atsan, belediyeyi al çık kafası. Adam buradan belediyeyi aldı çıktı diyelim. Attı bir tane kraliçe, belediyeyi aldı çıktı. Daha sonra kraliçe sağ veya soldan devam etti. Buraları ufak ufak temizliğe gitti. Zaten şu köşeye geldiğinde bombalar vesaire derken burada bir perte çıkar. O kraliçeyi kaybettin. Daha sonra geldin. Ejderlerle girdiğini varsayıyorum. Ne yapacak adam? Abi bakacak şöyle genel çerçeveye. Dallamaya girebilir. Dallamaya girmek nedir? Buradan kraliçe burayı temizledi diyelim. Temizledi diye önü açıldığını varsayıyorum. Buradan attı abi ejderleri. Bu adam geldi. Şuraya kadar gelene kadar, hava savunmalarını alana kadar. Şurada gördüğünüz gibi altın depolarında. Bunun yanında okçuları vesaire bayağı bir vakit kaybedecek. Bayağı bir hasar yiyecek. Tabii ki burada X'yi de destekleyecek bunu. Bu da göz ardı edilecek durumlardan biri değildir. Burada zaten hasar yedi durumda. Klan kaleniz de çıkmış olacak. O da destek verecek. Hadi bu kısma geçti diyelim. Bu arada hava patlatıcı şuraya doğru çevirmek de mantıklı olabilir ama genelde mantık şudur. Klan kalesine doğru çevrilir ki ejder saldırısı vesaire gelince daha çok iş yapsın. Ama benim genelde mantığım şudur abi. Gene yanlış çevirdim aşağı doğru. Şu şekilde kalması mantıklı olabilir. Genelde saldırılar bu kısımdan gelebilir düşüncesindeyim. Ondan dolayı hava patlatıcı buraya bakması daha mantıklı. Bu adam varsayıyorum buraya kadar geldi. Tekrar hava sorması abi. Hava sorması tekrar devreye girecek. Bunun yanında büyücü kulübeleri, okçu kulübeleri vesaire gene devreye girecek abi. Hani baya baya bir hasar vereceğimiz birim var. Bunun yanında okçu kraliçe burada mesela. Okçu kraliçe belediye binasının arka kısımlarında olmasının sebebi şudur. Belediye binası çıktıktan sonra okçu ayakta kalsın ki havadan saldırı yediğinde okçu iş yapabilsin arkadaşlar. Zaten dağınık bir düzen. Troll düzenlerden biridir. Yani anti düzenlerden biridir arkadaşlar. Gayet düzen iş yapacak düzenlerden biri. Bunları da uygulayın bir köyünüze. Nedir ne değildir? Yorumlarınızı merak ediyorum. Mutlaka açıklama kısmına yazın ki biz de bir görelim. Hangisi daha çok beğenilmiş aralarından diğer arkadaşlara referans olacak şekilde belirtirsiniz diyelim arkadaşlar. Düzenler tamamen bunlardı. Uygulayın. Uyguladığınız beğendiğinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka videoya like atmayı, bizi yeni tanıyan dostlar da abone olmayı unutmasın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.